Indiana Jones sinema tarihinin en bilinen macera karakterlerinden biridir. Hazine avcılarından tropikal ormanlara, mağaralardan çöllere kadar her türlü maceradan başarıyla kurtulmayı beceren bu meraklı arkeoloğun hikayeleri her zaman merak ve keyifle takip edilir. Geçtiğimiz haftalarda Discovery Science Müzesi'nde National Geography'nin katkılarıyla bir sergi açıldı. Indiana Jones'un eşyalarının sergilendiği bu sergi sevenlerini bekliyor. Indiana Jones. Bugün Discovery Bilim Müzesi'ndeyiz. Bu müze aklınıza gelemeyecek kadar orijinal sergilerin düzenlendiği ve her yaştan insanın ilgisini çekecek çalışmalara imza atan bir yer. Ve yine geçtiğimiz aylarda kapılarını ilginç bir tema ile ziyaretçilerine açtı. Indiana Jones ve onun arkeoloji maceraları. My name is Dan Nasitka, and I'm manager of public relations for Discovery Science Center. So, can you introduce Discovery Science Center and this Indiana Jones exhibit a little bit? Sure. Well, Discovery Science Center is a nonprofit organization based in Santa Ana, California, and we opened in 1998, and we're about 60,000 square feet of hands-on scientific fun and learning. Indiana Jones is our traveling exhibit that we're hosting right now. It's sponsored nationally by the National Geographic Society. It's about 9,000 square feet of all things Indiana Jones. But then, kind of in relation to the actual real archaeology, there's about 100 real artifacts that are thousands of years old from South America and Mesopotamia and Ur that are actually on display as well. So it's a great exhibit for the whole family, whether you're an Indiana Jones fan or not. So this is the Ark of the Covenant from the first film, Raiders of the Lost Ark. And as you know in the film, if you've seen it, when they open it up, that's when all the spirits and ghosts come out and their faces melt. So that's why Sala and Dr. Jones in the film have to carry it on wooden dowels so they don't touch it. Çocukken ben 7 yaşındayken izlemiştim. Indiana Jones ilk sahnesinde bu başlığı, bu özel parçayı almaya çalışıyordu ve aynı ağırlığı yerine koymaya çalışıyordu. Burada çocuklar da bunun ağırlığını anlayabilsinler diye hissediyorlar. Önce buna bakıyorlar ne kadar ağırlığı ne kadar diye anlamaya çalışıyorlar. Daha sonra tahmin ettikleri ağırlığı buraya yerleştiriyorlar ve doğruysa düğmeye basıyorlar. Bakalım bizimki doğru mu? Bizimki de yanlış. Demek ki benim de bilgim o kadar iyi değilmiş. Sadece Indiana Jones filmlerine ait özel koleksiyonlar mevcut değil. Dünyaca ünlü Penn Müzesi'nden getirilmiş olan antik çağlara ait el yapımı eserler de burada sergileniyor. Müzik
aslında bir bilim müzesindeyiz. Yani çocukların bilimi daha iyi anlamaları için olabilecek bütün olanaklar burada sağlanmış. Arkamda görüyorsunuz küçük bir arkadaşımız kendini çekmeye çalışıyor. Basitçe bizim ilkokulda, ortaokulda gördüğünüz makaraların kaldırma sistemini anlatıyor. Basit bir sandalyeye oturarak çok rahat bir şekilde kendini çekebiliyor. Bir nevi makaraların çalışma sistemini böylece kolaylıkla görmüş oluyoruz. What's your name? Everett. Everett. So why did you come out here from today? Because my dad, I like Indiana Jones, and I really want to know like about archaeology and stuff, and I'm really into that stuff now. So what did you find out here? I'm not really sure. You are just listening to movies or. I'm just like learning stuff like about like the crystal skull and stuff, the lost ark, and that's what I'm really here for. Like, I see. Yeah. How old are you, by the way? I'm 9. 9. You're 9 years old, and you wanna be a new Indiana Jones? Yeah. In the future, right? Yeah. Good on you. Thank you so much. Thank you.